متى الصلاة؟ نمازın sıfatı, namazın şekli nasıl kılınır? الأصل أن يقوم يصلي مستقيم الرجلين على استقامة البدن. Yani öncelikle bu kişi namaza gittiyse ayaklarının bedeninin üzerine yani bedenin şekline göre müstakim olması, düz olması gerekir. يستحب له أن يصلي إلى سترة. Sütreye doğru namaz kılması onun için müstehaptır. نعم. نظر دائما يكون موضع السجود. Ve namazda bakması gereken yer ise secde yeridir. نعم. يضم اليدين. Ellerini böyle kapatır, iç içini koyar. حد والأذنين. Kulaklarına kadar getirir. أول منكبين. Ya da omuzlarına kadar. ثم يضع هكذا وضع على صدري وضع اليدين. Ellerini göğsün üzerine şu şekilde diğer elinin üzerine koyarak. أو يقبض هكذا قبض. Ya da kabz eder, tutar ellerini. نعم. بعد هذا يستحب له أن يقرأ دعاء الاستفتاح. Bunun dışında başlarken namaza istiftah duasıyla başlaması gerekir. Bu onun için müstehap olur tabi. يستعيد وبسمله يقرأ الفاتحة. Ve besmele ile başlayıp Fatiha suresini okur. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن آية فأكثر. Ondan sonra Kur'an'dan kolayına geleni okur. Bir ayet ya da daha fazla ne olursa olsun okur. ثم يكبر الله أكبر ويركع. Allahu Ekber dedikten sonra rükûa gider. الركوع يجعل الرأس والظهر على استقامة واحد. Yani rükû sırasında başını ve sırtını yani bir tepsi üzerinde durur gibi dümdüz yapar. والمرفقين منصوبة هكذا لا يثنيهما. Yani bu dirseklerini ise katlamaz. يقول سبحان olur. ربي العظيم. Bu durumda سبحان ربي العظيم der. والآن بين الركوع وبين الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده. Ve rükû ile ayakta durmak arasında giderken سمع الله لمن حمده der. إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. Ve tam ayakta durduğu sırada ربنا ولك الحمد der. واستحب أن يزيد سنة على سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد به. Bu durumda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan bazı şeyleri okur. Mesela rükudayken Subhan Rabbiyal Azim yanında Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaiket ve Ruh der. Ondan sonra ayağa kalkınca başka dualar yapar. Allahu Ekber ve Yesud. Allahu Ekber deyip secdeye gider. Naam. Hula liyedeyn irfa'al mirfaqeyn al ard. Burada dikkat ederseniz dirseklerin yerden yüksek olması gerekir. Yani yeri yapıştırmak olmaz. Ubatın asabi'ar ricleyn al ard. Ve ayaklarının bu parmakların altı ise yerde olur. يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا. Yani سبحان ربي الأعلى der. Vücub olarak, vacip olarak سبحان ربي الأعلى der. لا يرفع الرجلين. Ayaklarını kaldırmaz tabii. أو يضع أحداهما على الأخرى. Ya da ayaklarını diğer bir ayağın diğer ayağın üzerine koymaz. هذه المرفقة لا يجعلهم هكذا الأرض. Ayrıca şu dirseklerini, el dirseklerini yerine koymaz. نعم. ثم بعد هذا يكبر ويجلس. الله أكبر. Bunun yanında secdeden sonra Allahu Ekber deyip oturur. Yani sol ayağını yatırır gördüğünüz şekilde ve sağ ayağını ise diker. Bu şekilde tüm oturuşlarını bu şekilde yapar. Ancak son teşehhütte, son tahiyyatta bu şekilde teverrük denilen oturuş şekliyle oturur. Lakin yahrum ala an yajlis hakala. Bu şekilde yani arka tarafını yerine yapıştırması ise haram olur onun için. نعم. ثم في التشهد يسلم برأسه فقط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بالرأس فقط. Teşehhüdden sonra selam verirken sadece başıyla yani bedeniyle değil başıyla sağa ve sola selam verir. بعض الناس يسلم هكذا بمنكبه هذا لا يجوز. Bunu şundan dolayı söylüyoruz çünkü bazı insanlar tüm bedeniyle sağa ve sola yöneliyorlar. أو يضرب بالكفين أو يحرك اليدين هذا لا يجوز والله أعلم. Ya da namaz sırasında böyle ellerini dizlerine vurur. Bunun dışında garip hareketler yapar. Bunlar caiz değildir.